Gaziantep'teki saldırı devletin yanında olan Adıyaman aşiretine yapıldı. Adıyaman aşiretinin lideri İsmail Bile'nin seçim döneminde şöyle bir açıklaması var. 2007 yılında Herekol bölgesinde korucuyken PKK ile çıkan çatışmada yaralandım ve gazi oldum. Aşiretim 57 yıldır Demokrat Parti'ye oy verir. Bu seçim AK Parti ile birleşerek gidiyoruz. AK Parti'ye küskün olanlar var ama büyük çoğunluk destek vereceğiz. Aşiretimin %70'ine sözüm geçer. 1100 korucumuz var, diyor. Bir daha. Gaziantep'teki saldırı devletin yanında olan Adıyaman aşiretine yapıldı. Adıyaman aşiretinin lideri İsmail Bile'nin seçim döneminde şöyle bir açıklaması var. 2007 yılında Herekol bölgesinde korucuyken PKK ile çıkan çatışmada yaralandım ve gazi oldum. Aşiretim 57 yıldır Demokrat Parti'ye oy verir. Bu seçim AK Parti ile birleşerek gidiyoruz. AK Parti'ye küskün olanlar var ama büyük çoğunluk destek vereceğiz. Aşiretimin %70'ine sözüm geçer. 1100 korucumuz var. Kabadayı ne diyelim? Gazilik şeref. Efendim devletin yanında, Allah'ın yanında, milletin yanında, vatanın, milletin, bayrağın yanında olan insanlar. PKK alçakların tabii ki hedefi oluyorlar. Şeytan hedef oluyor, Deccal'in hedef oluyor. Müminin vasfı nedir? Şeytan hedefi olmak, Deccal'in hedefi olmaktır. Deccal onlara saldırmış. Onlar da Deccal'in yaralamasıyla gazi olmuşlar. AK Parti'yi desteklememek mesele değil. Fakat HDP'yi desteklerse de sorun olur.